Üniversite Kimyası YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Karbonil ikili bağına nükleofilik katılmadan bahsedelim. Öncelikle genel reaksiyonumuzu yazalım. Evet, karbonil, karbonumuz bu şekilde. Nükleofilik katılma dedik. Evet, böyle yazdığımızda nükleofil karbonil karbonla katılacak, hidrojen de oksijene katılacak ve elde edeceğimiz ürünümüz bu şekilde olacaktır. Şimdi hemen bakalım. Şöyle bir başka örnek. CH3, C çift bağ O, hidrojen. Bu bir nedir? Aldehittir. Aldehit'e H, O, CH2, CH3 şeklinde nükleofilimizi katalım. Ne dedik? Nükleofil şu karbona, hidrojen de oksijene bağlanacak. O zaman CH3, C, O, CH2, CH3, O, H ve hidrojen şeklinde bu yapıyı elde ederiz. Bu bir yarı aseton yapısıdır. Şimdi bir de ketondan başlayalım o zaman. CH3, C çift bağ O, CH3 şeklinde ketonumuz olsun. Buna HCN kattığımızı düşünelim. Evet, bu da bir nükleofil burası. O zaman nükleofil karbona gelecek, hidrojen de oksijene gelecek. CH3, C, buraya CN bağlandı. Buraya OH geldi. Burada zaten CH3 vardı. Bu da bir siyano hidrin yapısıdır. Şimdi eğer reaktifimiz kuvvetli bir nükleofil ise katılma düzlem üçgen aldehit veya ketonu düzgün 400'lüye dönüştürerek şu şekilde gerçekleşir. Hemen mekanizmamızı gösterelim. Şöyle çizecek olursak R üssü buraya R bağlı. Bu bizim düzlem üçgen yapıdaki ketonumuz. Şimdi oksijen üzerindeki elektron çiftleri. Buraya nükleofil katılacak. Nükleofilimizi şöyle gösterelim. Evet, bu bizim nükleofilimiz. Şimdi nükleofil bu karbona bu düzlem üçgen yapının üstünden veya altından atak edebilir. Buradan atak ederken bu bağ da buraya açılacaktır. Şimdi oluşacak ürünü çizelim. Karbon, karbona R üssü bağlıydı. R buradan bağlıydı. Nükleofil bağlandı. Ve de oksijen bağ açıldı. Oksijen üzerine eksi 2 sahip. Şimdi bir tane H, nü veya diğer bir asitten ne yapacak? Bu oksijen bir protonu kopartacak. Evet, protonu şöyle koparttı. Nü eksi olarak da buradan geri ayrılacak. Peki oluşacak ürünümüzü çizelim. Karbon. Evet, burada ne vardı? Nükleofilimiz bağlandı. R üssü. R var burada. Oksijen kendine hidrojeni bağladı. Bu şekilde. Ve nükleofil de eksi yüklü olarak buradan ayrıldı. Şimdi ikinci olarak asit katalizli mekanizmayla da bu katılma gerçekleşebilir. Hangi durumlarda oluyor bu? Zayıf nükleofiller varlığında kuvvetli asitlerle etkileştiğinde asit katalizli mekanizmayla gerçekleşiyor. Tekrardan hemen ketonumuzu yani C çift bağ O içermekte yapımızı çizelim. R şeklinde. Oksijen daha elektronegatif, kısmi negatif, karbon da kısmi pozitif ilke sahiptir. Şimdi kuvvetli asit varlığında dedik HA. Önce burada oksijen kendisine buradaki protonu bağlayacak. Bağ elektronları da A üzerine bu şekilde açılacak. Şimdi oluşacak yapıyı çizelim. Hemen yine burada R üssü ve R'yi çiziyorum. Şimdi burada çift bağ O kendine bir hidrojen bağladı. Oksijen artı yüke sahip. Bu bir oksonyum katyonudur. Şu şekilde de rezonans halinde hemen çizelim. Karbon, R üssü, R. Evet, rezonansta ne oluyor? Bu bağ buraya açılabilir. Açıldığında burası tek bağ oldu. Oksijen, hidrojen ve de karbon bu sefer artı yüke sahip. Şimdi buradan bu birinci basamaktı. A da ne yapmıştı? Bağ elektronlarını alarak bu şekilde ayrıldı. Şimdi ikinci basamakta oksonyum katyonu şuraya alıyoruz. R üssü, R, çift bağ OH ve artı 2'ye sahip. Şimdi burada evet, nükleofilimiz ne yapacak?
sıcak gelecek. Nükleofil bu bağ buraya açılırken nükleofil de karbona atak edecek. Buradan oluşacak yapıyı çizelim. Evet, karbon R üssü R, nükleofil geldi, karbona bağlandı. H şeklinde, H da var, nü H şeklinde bağlandı. O zaman burada nükleofil şimdi artı yüke sahiptir. Evet, burada da ne var? Oksijen ve hidrojen bulunmakta. Şimdi bu aşamada ne olacak? Bir baz gelecek. A eksi şeklinde bizim bazımız. Şurada ayrılan baz. Bu baz buradaki protonu kendisine bağlayacak. Kendine bağlarken buradaki bağ elektronları da nükleofil üzerine kapanacak. Ve sonuçta ne elde edeceğiz? Karbon, nükleofil buraya bağlandı. Evet, R üstü R var. Sonra oksijen, hidrojen şeklinde bu yapıyı elde ettik. Buradan da ne ayrıldı? HA şeklinde asit tekrardan ayrıldı. Evet arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.